Gerçek müminler Allah'ı her şeyden çok severler. Ey iman edenler! Eğer dinden dönerseniz o zaman Allah bir başka millet getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ey peygamberim! Onlara söyle de eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. O zaman Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Bu ayet bize şunu söylüyor. Allah'ı sevdiğini söyleyen kimse eğer doğru söylüyorsa Hazreti Peygamber'in ardına düşer ve onun gösterdiği yolda gider. İşte o zaman Allah da kulunu sever ve suçlarını bağışlar. Allah-u Teala bir de şöyle buyuruyor. Bir Müslüman Allah'ı, Peygamber'i ve onların yolunu babasından, anasından, çocuklarından, eşinden, kardeşlerinden, soyundan, sopundan, malından, mülkünden, işinden ve ticaretinden, evinden, barkından daha fazla sevecektir. Peygamber Efendimiz bu ayeti şöyle açıklıyor. Bir Müslüman imanın zevkine varabilmek için Allah'ı ve Resulünü herkesten fazla sevecektir. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Resul-i Ekrem Efendimiz geceleri uykusunu bölüp kalkar, ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Bir gün Ayşe annemiz ona, Allah senin geçmişte yaptığın, gelecekte yapabileceğin bütün hatalarını bağışladığı halde, kendini niçin bu kadar yoruyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz ona, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verdi. İbadet eden kimse Allah'ın sevgisini kazanır, kulu Allah'a en fazla yaklaştıran ise farz ibadetlerdir. Farz ibadetlere ilave olarak yapılan nafile ibadetler kulu Allah'a yaklaştırır ve sonunda onu sevdirir. İşte o andan itibaren kul ne isterse Allah-u Teala ona istediğini verir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz'e kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Efendimiz de onun sorusuna kıyamet için ne hazırladın diye bir soruyla karşılık verdi. Adam öyle fazla bir namazı, orucu, sadakası bulunmadığını fakat Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyleyince Allah'ın elçisi ona "O halde sen sevdiğinle berabersin" buyurdu. Ölmek üzere olan mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O vakit mümin bir an önce Allah-u Teala'ya kavuşmak ister. O zaman Cenab-ı Hak da ona kavuşmayı arzu eder. Allah-u Teala iyi özelliklere sahip olanları sever. Mesela kendisine en üstün saygıyı besleyenler, sabredenler, kendisine güvenip dayananlar, adil olanlar, iyilik eden ve işini güzel yapanlar, çok tövbe eden ve çok temizlenenler ve Peygamber Efendimizin ardından gidenler, onun sevdiği kimselerdir. Cenab-ı Mevla'nın sevdikleri arasında Allah rızası için birbirini sevenler, birbiriyle ilgiyi kesmeyenler, birbirini ziyaret edenler, birbirine yardım edenler, ihtiyaçları olduğu malları birbirinden esirgemeyenler vardır. Allah-u Teala kendisine karşı gelmekten sakınan, gönlü zengin, kendi halinde, işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu da sever. Allah-u Teala bir kulunu severse onu bütün varlıklar sever. Bunun nasıl olduğunu Peygamber Efendimizin hadislerinden öğrenelim. Cenab-ı Mevla bir kulu sevdiği zaman
Cebrail aleyhisselama, ben falanı seviyorum, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de okulu sever, sonra da gök halkına, Allah-u Teala falanı seviyor, onu siz de seviniz diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir muhabbet uyanır. Allah-u Teala bir kulunu severse onu ballaştırır. Yani ölmeden önce ona güzel işler yaptırır. Böylece onu komşularına, etrafındakilere sevdirir ve o bu haldeyken ruhunu alır. Allah-u Teala sevdiği kulunu tıpkı hastasına zarar gelmesin diye yemesine, içmesine titizlendiğiniz gibi dünyaya bulaşıp kirlenmekten korur. Şunu da iyi bilmelidir. Allah-u Teala iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Kul başına gelene isyan etmeyip rıza gösterirse Allah da ondan hoşnut olur. Kulun başına gelen sıkıntı ne kadar büyük olursa ona verilecek ödül de o kadar büyük olacaktır.